Esne, esne Arşı abi, çok güzel. Yaş dayandı 60'a, geçti dediler uğraşma boşa. Aldırmadım yaşa, attım fitesi boşa. Sıktım yumruğu, vurdum taşa. Geldim spora, kalktım şaha. Aldım filmi tekrar başa. Dinle beni ey nazlı amca, gel spora açılsın baca. Atmasın hastalık sana kanca, aslanca yaşa ömür boyunca. Konuşsun pirimiz Zülfü Hocam. Hay maşallah Hacı abi, ağzına sağlık. Seni bu azimli, istikrarlı mücadelen dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Yıl başında 57 yaşa gireceğim inşallah. 4 çocuğum var. 2 kız, 2 erkek. 3 tane torunum var. Hani bazen diyorlar ya bu yaştan sonra spor mu olur? Çok yanlış. Esas 50-60'tan sonra spor gerekiyor. Ben bunu kendi hissettim. Yürürken bana uykum geliyordu. Otururken bana öyle acayip hala düşünceler bile geliyor insan aklına. İnsanın psikolojisi bile bozulabiliyor. Ben bunu kendimde hissettim. Aklıma geldi, Zülfü Hoca'yı yıllardır tanıyorum. Geldi spora yapıyor ve çok da hoş, çok da güzel bir şey. Her ana bir de yorulduktan sonra o kadar hoş oluyor ki sanki insan anasından yeni doğuyor. İki insanımız yan yana geldiği zaman hastalıktan başka bir şey konuşmuyorlar. Şekerim var, kalbim var, tansiyon var da var. Muhabbet hastalık. Halbuki bütün bu hastalığın ana kaynağı hocalarımızın da dediği gibi, doktorlarımıza dediği gibi gerçekten ben de inanıyorum %90 yiyip o işi boş oturmaktır. Bütün hastalığın kaynağı ben buna bağlıyorum, ona inanıyorum. Zorluk çekmiyoruz. Onlar bizim ilham kaynağımız oluyor. Öyle mi diyorum? İlham kaynağımız oluyor o gençler. Daha da onlardan bir enerji alıyoruz. Daha da hoş oluyor. Elbette onlar da bazen meraklı bakışlara bakıyorlar tabii. Kesinlikle ve kesinlikle spor yapsınlar. Yani bu vücudu bir yorsunlar hani. Ya tarla mı olur, artık koşarak mı olur, bir spor salonunda mı olur? Yani bir spor salonunda bir hocanın nezaretinde daha da motive ediyor, daha da iyi oluyor. Ben ara sıra evde deniyorum. Gerçekten inan ki yapamıyorum. Buraya geldiğim zaman bir antrenörün nezaretinde, bir hocanın yanında daha güzel, daha zevkli oluyor. Çok da hoş oluyor. Hacı abi aslında bir ekol şu şekil. Spor halkımız, toplum genellikle böyle küçük yaşlarda, genç yaşlarda yapılması gerektiğini düşünüyor. Yalnız Hacı abi gibi insanlar, değerli abilerimiz, sporun her kesim için yapabileceğinin bir kanıtıdır. Spor Hacı abinin dediği gibi yani belli bir yaştan sonra daha çok yapılması gereken bir aktivitedir. Çünkü gençken koşuyorsun, oyun oynuyorsun, değişik sportif aktiviteler içerisinde yer alıyorsun ama belli bir yaşa geldikten sonra atıl duruma düşüyorsun. Yani geçiyorsun, gelecek başka yerlerin de olmuyor. En iyisi spor yapmak. Spor yaptığın zaman dediği gibi yani hastalıklara karşı direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir. Aynı zamanda gençlere de örnek oluyor Hacı abi. Gerçekten Hacı abinin çalışma performansı da güzel. İstikrarlı mücadelesini de beğeniyorum, takdir ediyorum. Güzel bir örnek yani o gençlere.